merhabalar. Grup Yorum TV'nin Bir de Bizden Dileyin programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Beyza Gülmen. Bildiğiniz gibi Nuriye Gülmen, işi, ekmeği ve onur için direnen bir Yüksel direnişçisi. Bugün Nuriye Gülmen'i sahte delillerle tutsak ettiler. Nuriye Gülmen'in duruşması görülecek 25 Mayıs'ta. Bundan önce de bir program yapmak istedik. Nuriye Gülmen kimdir? Neden direnişi seçmiştir ve bugün neden tutsaktır? Kardeş Beyza bizimle birlikte. Hoş geldin Beyza. Hoş bulduk. Senden bu süreci anlatmanı istiyoruz. Nuriye Gülmen neden tutsak edildi? Nuriye Gülmen neden bugün direnişçi kimliğiyle birlikte hapis cezaları verilmek isteniyor hakkında? Bunlara bir değinebilirsen bizim için seviniriz. Tabii ki. Hemen değineyim. Ablam Nuriye Gülmen. İhraç edilmeden önce Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydi, akademisyendi. Çalışırken de, ben ablamı bildim diye duyarlı bir insandı. Çalışırken de Gezi direnişinde Ali İsmail'in katledilmesinden sonra katillerinin cezalandırılmasını istedi. Kamu emekçilerinin sendikal mücadelesi için çeşitli eylemlere katıldı. Ve aslında bu yüzden işinden ihraç edildi. Bu yüzden adı listelere kondu. Ve ablam gerçekten çalışırken de çok baskıya maruz kaldı. Çok büyük emeklerle, annemin babamın emekleriyle oraya kadar geldi. Ve sonra dedi ki, buraya kadar geldim, işim, çalışıyorum, ekmeğim ve bir gecede beni işimden atamazsınız. Hani nedensiz, hiçbir şekilde yani beni bir gecede tamam artık sen hani çalışmıyorsun diyemezsiniz diyerek işini istemeye, geri istemeye karar verdi Yüksel Caddesi'nde, Ankara'da. Senin de söylediğin gibi tek başına, herkesin korktuğu bir dönemde oraya elinde bir dövizle çıktı sadece. İşini istemeye devam etti. Tabii Yüksel direnişi büyüdü, başkaları, başka direnişçiler yanına katıldı. Ama yine seslerini duyuramadılar. Bu yüzden öğretmen arkadaşı Semih abiyle birlikte açlık grevini başladılar. İlk tutsak edilişi o zamandı. Açlık grevindeyken de tutsak edildi. O zaman da insanların sahiplenmesini kırmak, onu göz önünden almak için tutsak edilmişlerdi. Daha sonra tabii serbest bırakıldı. Açlık grevine son verdi. Ama bir iyileşme süreci oldu. Tabii ki açlık grevi kolay değil. 200'lü günler açlık grevi sürmüştü. İyileşme süreci devam etti. Ama sonra ablam kaldığı yerden adalet istemeye devam etti. Bir şekilde adaletsizliğe uğramış insanların yanında oldu. Onların acılarına ortak oldu. Hem direndi, açlık grevi yaptı. Yetmedi, işte işini istemeye devam etti, adalet mücadelesi vermeye devam etti. İktidar da bunu göze alamadı. Yani ablamı susturmaya çalışmaya devam ediyorlar susturmaya. Ne zaman vazgeçir acaba Nuriye direnmekten, işte insanlara örnek olmaktan, umut olmaktan ne zaman vazgeçer diye bu şekilde ablamı susturmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ablam şu anda tutsak. Bir nedeni bu. İkinci nedeni de aynı zamanda bununla bağlantılı yani şekilde intikam almaya çalışıyorlar. Yani İşte sen nasıl insanlara direnmeyi öğretirsin, işte KHK'ların hukuksuzluğunu nasıl tüm dünyaya duyurursun diye ablamı tutsak ettiler aynı zamanda. O Yüksel direnişinin intikamını almaya çalışıyorlar. Bugün 2 yıla yakındır tutsak, 642-43'lü günlerde tutsak. 25 Mayıs'ta mahkemesi var. Biraz mahkeme sürecinden bahsedeyim. Bu 6. duruşması olacak. İlk duruşmadan beri biz hep şey istedik, bir dijital delil var onların gösterdikleri. Bu delilin incelenmesini istedik. Dedik ki sahte mi değil mi bunu anlamak için bağımsız bir bilirkişi tarafından bu delil incelensin. Hı hı. Ama en başından beri mahkeme buna hiçbir şekilde yanaşmadı. Bütün taleplerimiz zaten reddetti. Yani ablamın lehine olabilecek her şeyi, bütün talepleri reddetti. Bu delilin incelenmesini istedik dediğim gibi. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Başka bir mahkeme
de de bu delil var. İşte başka insanlar da yargılanıyorlar ve başka bir mahkeme heyeti demiş ki ya bu delil sahte mi gerçek mi bir anlayalım, biz bu delili bir inceleyelim görelim demiş ve bizim mahkemeye yazdı 28. Ağır Ceza'ya. 28. Ağır Ceza'da demiş ki delil bizde yok. UYAB'a yazıyorlar, işte savcılığa bakıyorlar ama delil yok ortada yani. Bir de imaj rapor denilen de bir şey var. Bu da yine dediğim gibi bir gerçek mi yani düzenlenmiş mi sahte mi bunu anlamak için emniyetin yaptığı bir rapor. Ablam İdil Kültür Merkezi'nden gözaltına alınmıştı. Orada 14 Ekim'de ele geçirildiği söyleniyor bu delilin. Ama emniyetteki imaj raporunun kaydı 13 Ekim. Yani avukatımız da o zaman mahkemede söyledi, dedi ki yani bu zamanın bükülmesi gerekiyor yani böyle bir şeyin olabilmesi için. Ablam zaten yani bir kere falan mahkemeye getirildi. Onun dışında hep SEGBİS'le bağlanmak zorunda bırakıldı. İşte tek ring dayatması yaptılar. İşte savunmayla ilgili belge istedi. Ama eline bulaşmadı bir türlü. Yani hakkında iddialar var, bunlara cevap vermek istiyor. Ama bu iddialar eline geçmiyor bir türlü. Böyle şeyler yaşadık. Dediğim gibi yani kapı duvardı. O mahkemeyle hiç, yani avukatlar konuşamadı yani. Böyle kapı duvar var, sadece dinliyorlar. Evet, işte talepleri reddediyorlar. Böyle bir mahkeme süreci geçirdik. Bu delil aynı zamanda tutukluluk için sebep gösteriyor. Ama delili incelemesini istiyoruz. Delili incelemiyor. Sonra böyle bir belge ortaya çıkıyor. Diyoruz bu sahte bir delil, düzenlenmiş bir delil. Zaten dosyasının hani komplo bir dosya olduğunu biliyoruz. O zaman diyoruz ki bu delili dosyadan çıkartın. Delil de dosyadan çıkarmıyor. İşte kaçma şüphesini gösteriyor bir taraftan tutukluluğa sebep olarak. Ama ablam diyor yani benim işte her şeyim ortada yani nereye gittiğim, ne yaptığım, gitmek gibi bir hani girişimim görünmemiş, hani banka kartım var ne bileyim o var bu var, bununla da ilgili bir somut bir delil yok yani. Ama işte siz beni burada tutuyorsunuz yani. Bir de tanık var bir tane ama aynı zamanda aynı dosyada sanık. İtirafçı yani aynı zamanda. İşte kendini kurtarmak için böyle başkaları sadece ablamla değil, başkalarının üzerine de ifade evet. veren bir kişi. Mesela şey mahkeme ona şöyle bir soru sormuş. Heyet demiş ki işte örgüt üyesi Nuriye Gülmen hakkında bize ne söylersin? Şey ablam da mahkemede dedi ki yani siz zaten bir kanıya varmışsınız. Yani benim örgüt üyesi olduğumu düşünüyorsunuz. Bunu onaylatmaya çalışıyorsunuz mahkemede. Yani bu zaten sizin taraflı olduğunuzu gösteriyor yani. Siz bir kanıya varmışsınız bu şekilde. Aynı zamanda mahkeme yine doğru düzgün dinlemiyor tanığı. Normalde tanığın, yani tanık olan birini mahkemeye getirip işte heyetin onu sorgulaması lazım, avukatın, ablamın sorular sorabilmesi lazım. Ama adamı almışlar, oturtmuşlar. İşte sen bize anlat bakalım, şu ne, bunu tanıyor musun, bu ne yapmıştır, şu ne yapmıştır diye böyle sohbet eder gibi oturup ifadesini almışlar ve bunu da dosyaya koymuşlar. Bu şekilde bir mahkeme süreci geçirdik. Son olarak bahsetmek istediğim şey mahkemeyle ilgili. Ablam ilk tutuklandığında hiçbir sebep yok. Gözaltına alındığında, tutuklandığında da öyle. Yani işte bu delil dosyaya 2 ay sonra giren bir delil. Haberler çıkıyor işte Nuriye şöyle teröristmiş, böyle yakalandı, şöyle yakalandı işte diye. Daha sonra hemen tutuklanıyor zaten akabinde 3 gün sonra. Dediğim gibi dosya ablamı tutuklayabilmek için, ablamı hapsetmek için yani ince ince işlenmiş, düşünülmüş nasıl yapsak da Nuriye'yi içeride tutsak diye. Böyle bir dosya. Bu şekilde anlatacaklarım. Yanımdaki yaralar boşaldı belki bütün kanım. Alnımdaki yaradan
oldu belki bütün kanın. Fakat bir elin akıyor dağlar rüzgarlıdır. Fakat bir elin akıyor dağlar rüzgarlıdır. Bak yine çarpıyor kalbim ortasında kavganın. Bak yine çarpıyor kalbim ortasında kavganın. Gün ola devran döne umut yetişe. Gün ola devran döne umut yetişe. Sancısı var, şafağın çaresi var, zaferin müjdesi var. Gülün sancısı var, şafağın çaresi var, zaferin müjdesi var. Al yüreğini, öfkeni koşan da gel, emeğin kavgası var. Al yüreğini, öfkeni koşan da gel, emeğin kavgası var. Fabrikadan, okullardan çık yola, caddeleri aşla gel. Umut yeşerdi işte, büyüyor neler işte, davetliyiz güneşe. Umut yeşerdi işte, büyüyor neler işte, davetliyiz güneşe. Al yüreğini, öfkeni koşan da gel, kavga seni çağırıyor. Al yüreğini, öfkeni koşan da gel, kavga seni çağırıyor. Güneş bile yasam, gülüm güney gülüm, içim sarı sıcam, gülüm güney gülüm, duvarları döner. Güney can, güney can, güney can, güney can.
çıkar öfkelim güle gülüm. Gülül gülül hayat gülüm güle gülüm. Güle can, güle can, güle can. Güle can, güle gül gül. Güle can, güle can, güle can. Çağrı yapmak istiyoruz. Aslında Nuriye Gülmen bugün tüm direnenlerin bir yüzüdür. Aydınlık bir yüzüdür Nuriye Gülmen. Ve bugün Nuriye Gülmen'i tutsak edenler şunu bilmelidir ki bu zulüm elbette yanlarına kalmayacak. Yani sahte delillerle, iftiracılarla birlikte yaratılmak isteyen aslında tüm halka bir gözdağıdır. Tüm halka bir korku vermek istiyorlar bugün. Direnen bütün kesimlere aslında gözdağı vermek istenilmekte. Bugün direnmek zorundayız. Direnmemek suç diyoruz. Bu suçu işleyenler aslında teslim olanlardır. Biz direnmeye devam edeceğiz. Nuriye Gülmen bunu sürdürdüğü için bugün tutsak. Hepinizi 25 Mayıs'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Nuriye Gülmen'in duruşmasına bekliyoruz, çağırıyoruz. Hep birlikte Nuriye Gülmen'e özgürlük isteyelim.